Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun muhterem kardeşlerim. Muhterem kardeşlerim, Peygamber aleyhissalatu vesselam 23 yıllık zaman diliminde en önemli zorluklarından birisini de Taif dönüşünde rastlar. Taif dönüşünde Peygamber aleyhissalatu vesselam Efendimiz'i adeta Allah-u Zülcelal Hazretleri teselli eder. Allah-u Zülcelal Hazretleri ona adeta, ey peygamber, senin tebliğini insanlar kabul etmez ise şayet, senin tebliğini kabul eden başka varlıklar da var hitabıyla ödüllendirir adeta. Taif'ten dönüş yolun üzerinde Nahle'de konakladığında gece namazı kılmaya kalkar Peygamber Efendimiz. Bir grup cin onun bulunduğu yere gönderilir. Cinler Hazreti Peygamber Efendimizin aleyhissalatü vesselamın okuduğu Kur'an-ı Kerim'i dinlerler. Ve şu ayetler ininceye kadar Allah Resulü aleyhissalatü vesselam onların farkına varamaz. Hani biz cinlerden bir topluluğu Kur'an dinlesinler diye sana doğru çevirmiştik de huzuruna geldiklerinde birbirlerine susun, dinleyin demişler. Okunması bitirilince de uyarıda bulunmak üzere kavimlerine dönmüşler ve ey kavmimiz, biz Musa'dan sonra indirilmiş olan kendisinden öncekileri doğrulayan, hakkı ve doğru yolu gösteren bir kitap dinledik. Ey kavmimiz, Allah'a çağırana icabet edin ve ona inanın ki sizin günahlarınızı bir kısmını alsın, bağışlasın. Sizi çok elem verici bir azaptan korusun demişlerdi. Allah'a çağırana uymayan kimse bilsin ki Allah'ı yeryüzünde aciz bırakamaz. Onlara ondan başka dost da bulunmaz ve işte onlar apaçık bir sapıklık içindedirler. İşte bu davete icabet etmeyen, bu davet önderini adeta aşağılamaya kalkan, bu davet önderlerinin yolunu terk edenler tarihte birçok çeşitli felaketler, helaklar ile muhatap olmuşlardır. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz Nahle'de birkaç gün kalıyor. Zeyd ona Kureyş'i kastederek seni Mekke'den çıkarmışlarken onların içine nasıl girebileceksin diye soruyor. Resulullah Efendimiz, ey Zeyd, görürsün Allah ummadığın yerden bir kapı açar. Bir çıkış yolu gösterir. Kuşkuşuz Allah dininin yardımcısı ve peygamberin destekçisidir buyurur. Evet, Allah bizlerin her halükarda kendisinin razılığını gözettiğimizde, kendisine bu şekilde teslimiyeti gösterdiğimize fiil olarak çıkılmayacak kapıları da bize açacağının haberini verir adeta. Rabbim hepinizden razı olsun. Çıkılmayacak kapıları Allah-u Zülcelal Hazretlerinin açtığı inancıyla memleketimizde ve bütün dünyadaki Müslümanların her türlü sıkıntılarına binlerce çıkan kapı aralasın. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.